Çin'e 94 yıllarında başladık ama daha önce biz hem ben hem eşim işte aslında nakkaşız. Eşim de geleneksel Türk sanatlarının mezunu olan ilk mezunlarındandır ki o dönemde de sadece Mimar Sinan Üniversitesi'nde var geleneksel Türk sanatları bölümü. Hem bayan olarak hem akademisyen olarak bu mesleğe, bu sanatlara giren ilk kişidir kendisi. İşte yaklaşık 40-50 civarında irili ufaklı yeni caminin süsleme kalem işlerini yaptık. Özgün çalışmalar olarak. İşte arada restorasyon çalışmalarımız oldu. İşte Çinlileriyle ünlü Rüstempaşa Camisi'nin kalem işlerini yaptık. Daha sonra şirkette ben taşeron olarak yaptım. Yani benim çıraklıktan başlamam, eşimin de akademiden gelmesi, biz ikimiz de hem pratik hem teorik kısmını geliştirerek, bir harmanlayarak aslında tam Osmanlı döneminin o en kaliteli dönemdeki çalışmaları yaptık. İşte şu an atölyemizde de gördüğünüz çalışmalar, işte yaptığımız işte Selimiye Sultanı gibi yeni yapılan camilerde olduğu gibi tamamen gerçek işte 16. yüzyıldaki en kaliteli dönemdeki çalışmaları hep örnek alarak bizim çalışmalarımız, şu anki çalışmalarımız da öyledir. Bu Çin'i de özellikle yaptığımız Çin'de İznik, orijinal teknik İznik Çin'isinde özellikle vurguluyorum onu. Yaklaşık 50-60 farklı çeşit malzeme var. Yani altyapısından boyasına, sırından astarına kadar. Bunların hepsi birbirine mükemmel bir uyum olması ve üzerine sanat ilave etmeniz çok, yani biraz neredeyse mucizeye yakın bir şeyler yani. Bu sanatların zaten %70'ini, %80'ini zaten kat etmiş. Her türlü şeyini, işte sabır kısmını vesaire çilesini çekmiş kişiler olarak ve sanata eşimle birlikte bakış açımız, nasıl neler yapmak gereken bilen kişiler olarak son derece dürüst ve ahlaklı bir şekilde bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü burada bu zihniyet çok önemli. Bunları da işte ben Mimar Sinan'dan öğrendim. Yani illa yaşayan birisinden bir şeyler öğrenmen değil. Çünkü orada bir eğer mentaliten akıl şeyin sana Allah'ın verdiği en önemli şeylerden birisini kullanmayı biliyorsan ama onu sadece tek başına değil de şuranla birlikte kullanabiliyorsan güzel şeyleri fark edebiliyorsun ve öğreniyorsun. Türk sanatlı yani atalarımızın yüzlerce yıl önce yaptığı sanatlar dünya biliyor, yabancılar biliyor. Yabancılar elinde kitaplarla şeylerle geliyor, yerlerini gelmeden tespit ediyorlar, onlar gidiyorlar, görüyorlar, fotoğraflıyorlar. Ama bizim insanımız bilmiyor. Hatta halkımız bilmeyebilir de bu sanatlarla ilgilenen insanlar dahi zahmet edip de kaç kişi demişimdir ki sen hayatında İznik çinisi yaptığını söyleyenlere dedim ki sen hayatında orijinal İznik çinisi gördün mü, dokundun mu, şart mı diyorlar. Şart, bir kere değil, bin kere görmen şart. Haram, yalan, riya gibi şeylerin asla olmaması. Çünkü bu İslam sanatları, kadim sanatlar. Bunun, öncelikle bunun hissedilmesi, hem kafada hem şurada hissedilmesi, anlaşılması, ona göre hareket edilmesi. Böyle bir atölye desteği gerçekten bu sanat adına çok önemlidir. Yani bu destek Nursen veya Güvence değil, sanat.